Herkese selamlar dostlar. 30 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 5 tane mücadelemiz var. Genellikle zaten ben kupa mücadelelerini oynamam. E şunu da belirteyim. Kupa maçlarında ağırlıkla sürpriz çıktığı için veya kadrolar tam belli olmadığı için sizler de kupa maçlarını oynarken mutlaka kadroyu bekleyip ondan sonra oynarsanız daha garanti kazanç veya daha iyi bir sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben Premier Lig ve İtalya Serie A'yı aldım. Toplamda 5 tane mücadelem var. Hemen hızlıca anlatıp tahminlerimizi verip sizleri de fazla yormadan buradan uzaklaşalım. Şimdi ilk mücadelemiz Fiorentina mücadelesi. Bakın ondan önce şeyden bahsedeyim isterseniz. 29'u geçtik. 28'inde verdiğimiz tahminlerden bahsedelim. 8 Kasım'da verdiğimiz maçlara baktığımız zaman toplamda 8 tane mücadele vermiştik. Leicester'ın galibi, Leicester'ın KG'si geldi. Manchester City geldi. Sassuolo geldi. Frankfurt'un Korner'i geldi. Galatasaray mücadelesi gelmedi. 0-0 bitti. Chelsea 1-1 bitti. O başarısız oldu. Bir de Napoli mücadelesi geldi zaten. Napoli'nin de kazanılacağını söylemiştim. Burada beni yanıltan en çok tercih burada Chelsea mücadelesi oldu. Chelsea'nin kazanamaması burada gerçekten. United'a top da oynatmadı fakat kazanamadı. Yapacak bir şey yok. 28'i böyle geçti. 29'un tercihleri katıl grubunda verdim zaten. Bir tane kombin yaptım. 5 tane mücadeleyi yazı olarak paylaştım. 29'unu öyle geçirdik ki geçireceğiz şimdi Fenerbahçe maçı başlayacak. 10 dakika sonra 30'una baktığımız zaman da 5 mücadelemizle başlayalım isterseniz hemen. Fiorentina ile Sampdoria mücadelesi. Fiorentina son zamanlarda e, İtalya'nın gerçekten major takımlarını çıkardığımız zaman o Atalanta, Juventus, Inter'i çıkardığımız zaman onlardan sonra bu orta sıra takımların en başında gelen takımlardan bir tanesi olabilir. Gerçekten pozitif futbolu ve oyun oyuncularıyla birlikte son zamanlarda iyi işler çıkartıyor. Karşılarında bu kez Son haftalarda toparlanan bir Sampdoria, Sampdoria takımı var. Sampdoria da son maçta Salernitana'yı yenmesi zaten sürpriz değildi. Normal Hellas Verona'yı kendi evinde 3-1 gibi skorla yendi. Gollere baktığımız zaman o zaten iki tanesi ikinci yarı, üç tanesi için e, hatta 2'den bir oldu belirteyim. KG'sini bekliyorduk biz de. Başarılı oldu. Sampdoria da kanatları falan daha iyi kullanan takımlardan bir tanesi burada. Ben burada her iki takımın atacağı golleri bekleyeceğim. Fiorentina'da zaten Vlaovic var bildiğiniz üzere. O zaten bu sezon banko bir yerlere transfer olur. Ben burada KGV'de bekleyeceğim. Her iki takımın atacağı golleri beklemek benim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 1.56 gibi de güzel bir oran açmışlar. Burada KGV'de değerlendirebilirsiniz. Newcastle'da Norwich City mücadelesi. Newcastle Araplar aldı. Taraftar Ergez sokaklara döküldü. Ergez'in kafasında o Araplar'ın taktığı o peçemi diyelim ne diyelim ondan. Fakat daha hiç galibiyet alamadı. Yani Norwich'i de yenemezse ki şunu belirteyim. Norwich'i de yenemezse puan durumunu göstereyim sizlere. Şöyle son sırada yer alıyor zaten Newcastle United. Takım artık yoksa ya şimdi şöyle bir düşüncem var da ne kadar mantıklı bence mantıksız. Şöyle söyleyeyim. Acaba ikinci ligi düşürüp orada transferlerle yapıp yükseltmek mi istiyorlar? Ki ben sanmıyorum böyle bir mantık olamaz. Buradan iyi işler çıkarmak istiyorsa Newcastle takımının en azından buradaki rakibinin yenmesi, yenmesi durumunda, yenmek zorunda daha doğrusu. Newcastle'in bir çıkış mücadelesi olabilir. Ben burada Newcastle tarafındayım. Oranın da gayet tatlı. 1.71 gibi orandan direkt taraf galibiyetine gidebiliriz. Zaten Newcastle'a baktığımız zaman oyun olarak da tatmin ediyor açıkçası Newcastle takımı. Saint Maxim'in olsun ileri hattında, hücum hattındaki forveti Wilson olsun iyi işler çıkartabiliyor. Son Arsenal mücadelesini de izledim. Güzel bir maç sergilediler fakat gol atamadılar. Ben burada sizlere Newcastle'ın direkt galibiyetini önereceğim. Değerlendirmek isteyenler direkt Newcastle galibiyetini değerlendirebilirler. Oran olarak baktığımız zaman da 1.71 gibi oran mevcut. Şöyle göstereyim tekrar. Newcastle'ın orana gitti az önce. 1.71 gibi orandan Newcastle'ın direkt burada sizlere galibiyetini yüksek orandan isteyenlere ise ben buradan Newcastle'ın alacağını ve 2-1'lik skor bekletilmez dolayı veya 1 ve 1.5 üstü yapabilirsiniz. 2 orandan yüksek orandan Newcastle'ın tarafına gidebilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Hellas Verona ile Cagliari mücadelesi yine tempolu güzel maçlardan bir tanesinin olmasını bekliyorum. Cagliari'ye baktığımız zaman onlar da çıkış arıyor. Verona takımı son hafta oynadığı maçta hücum hattında açıkçası son bitiriş vuruşlarında biraz etkisizlik vardı. Yine gol atmayı başardı tabii. KG Verona zaten getirdi Verona takımı. 3-1 Sampdoria'ya mağlup oldu. Fakat dediğim gibi son anlamlarda bitiriciliklerde biraz sıkıntı yaşayan bir Verona takımı vardı. Bu hafta yaşar mı? Ben ya yaşayabilir açıkçası. Fakat Cagliari'nin artık çıkış yapmasını beklediğimden dolayı ve günlerden de bugün zaten Salah'ın iddia tercihleri bu maçlara yoğunlaşma da olacak. Ben burada Cagliari'nin gol atmasını bekliyorum. Verona takımı zaten ofans futbolunu sergiliyor. Sürekli bültenimi alıyorum. Verona'nın son 4-5 maçını da KG var olarak değerlendirmişimdir mutlaka. Burada aynı şekilde KG varını ne değerlendireceğim. Oran anlamında da 1.58 gibi oran açmışlar zaten. Cagliari de bir çıkış yapmak istiyor. Son mücadelesine baktığımız zaman da son dakikada şöyle göstereyim sizlere de. Dakika 90'da 7 golle galibiyeti kaçırdı. Burada yine galibiyette oynar mı? Oynayabilir. Fakat biz burada yine KG varını alalım. İdealden değerlendirelim. 1.58 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar. Salernitana ile Juventus mücadelesi. Juventus'ta kötü bir gidişat var zaten. 4-0'lık mağlubiyet. Kendi evinde Atalanta'ya karşı mağlubiyet. Cidden Defansta zaafları var Juventus takımının. Hadi defansının zaafını geçtim. İlla ki hata yapabilirsin. Çok fazla hata yapmıyor fakat var yani. O hataları da değerlendirebilecek takımlarla oynadılar. Atalanta, Chelsea gibi. Hücumda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşıyor. Burada Salernitana'ya karşı zaten. evinden en az gol atan takım Serie A'da Salernitana takımı. Burada mutlaka bir reaksiyon vermek isteyecektir Juventus takımı. Galibiyetine oynanır. 1-24 gibi oran açmışlar. Ben bu oranı nasıl yükseltirim diye baktığımda. Juventus takımının çok fazla gol atamadığını zaten biliyorsunuz. Hücumda da üretkenlik yaşadığı için ben burada Juventus takımının çok fazla gol atamadan galip gelmesini bekliyorum. İdealden almak isteyenler 4.5 altında 2 yaparaktan da 1.46 gibi orandan değerlendirebilirler. Eğer bana ideal yetmez ben biraz daha yüksek orandan değerlendireceğim diyorsanız da Juventus takımını 3.5 altında 2 yaparaktan da biraz daha yüksek orandan 1.80 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Juventus dediğim gibi çıkış yapmak isteyecektir artık. Allegri'ni getirdiler ikinci defa. Başarısız olmuştu. Kovdular bir daha getirdiler. Bir almak durumunda. Juventus'ta da şu an soruşturma var zaten. Nedved falan soruşturma <laughs> Pardon. Soruşturma altında. Yolsuzluktan dolayı mı ne? Bir olayları varmış. Dediğim gibi Juventus burada kazanır fakat maç genelinde çok fazla gol beklemiyorum. Les United'la Crystal Palace mücadelesi. Bu maçta güzel maçlardan bir tanesi. Şöyle değerlendireceğim bu mücadeleyi. Leeds United arkadaşlar kendi evinde gerçekten başarılı bir futbol sergiliyor. Crystal Palace aynı şekilde son dönemlerde iyi işler çıkardığını söylemekte fayda var. Hatta Crystal Palace liste göre biraz daha takım oyunu olarak da daha iyi işler çıkartabiliyor. Baktığımız zaman Crystal Palace zaten hücum attı. Tehlikeli Zav, Ben Benteke burada Ayem oynar, Edward mı oynar bakacağız. Arka, arkalarında zaten e, Ke Ke bir tane eleman var. Sarı bir olan. Gerçekten çok iyi oynuyor. Hücum attığının bence en çok katkı veren oyunculardan bir tanesi. Fakat Leicester United kendi evinde yenmek kolay kolay herkese nasip olmaz diyelim. Leicester'in ben kendi evindeki şu mücadelesini izledim en son. Leicester'la oynadıkları mücadeleydi sanırım. Aynen son kendi evinde oynadığı maç zaten Leicester mücadelesi. Onu seyrettim. Çok fazla pozisyona girdi fakat değerlendiremedi. Maç 1-1 bitti. Ben burada tempo bir mücadele beklediğimden dolayı kornere yöneldim. List takımı zaten korner takımıdır. 9.5 üst kornerden direkt 1.50 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler de 1.50'den korner oynayabilirler. Genel olarak liste baktığımız zaman da Rapinho olsun, Harrison olsun zaten kanatları çok fazla deniyor ve ligde Premier Lig'de çok fazla şut çekenlerden, şut çeken oyunculardan bir tanesi Bunların dolayı korner bahsi değerlendirebilir. Crystal Palace da burada korner alabilirse şöyle 4-5 tane ben 9.5 üst kornerin gelmesini bekliyorum. İdealden değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan ne yaparız diye baktığım zaman da bu mücadeleye çok fazla bir yüksek oran gideceğini düşünmüyorum. Şöyle bir deneme yapabiliriz belki. Bir belki bir beraberlik çıkar mı diye düşünüyorum. bir bir gibi bir skor çıkartabilir. Ama biz korner alalım idealden. Çekilelim bu mücadeleden. Şöyle tekrardan göstereyim. İşte 9.5 üst korneri alabilirsiniz. Toplamda 5 tane mücadele var arkadaşlar burada. Sizlerden ricam videoya iyi seviyede like atmanızdır. Salı günü olduğundan dolayı bülten az. Dediğim gibi kupa maçlarını oynarken mutlaka kadroları bekleyin. Mesela Kasımpaşa yedek de çıkabilir, as da çıkabilir. Belli olmuyor. Genellikle rotasyon yapıyorlar. E, ee, kupa maçlarını ondan almıyorum bültenime. Ben buradan İtalya ve Premier Ligi değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şans bir kombin önerisi yapmadım. 5 tane mücadele yaptım. Verdim sizlere. Değerlendirecekleri idealen zaten çoğu idealdir. Değerlendirebilirler. Hepinize bol şans. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.